Son enflasyon verisinin açıklanmasıyla enflasyon farkının ne kadar olacağını merak ediyoruz. Buna ek bir zam oranı belirlenecek mi? Son aldığımız Mayıs enflasyonu zirveyi gördü. %75 seviyesinde geldi. Artık gözler Haziran'a çevrilmiş durumda. Sizin beklentiniz nedir ek bir zam oranına ilişkin? Evet, sizlerin de bildiği gibi emeklerimize yılda iki defa zam veriliyor. Biri Ocak ayında, diğeri Temmuz ayında. Dolayısıyla Temmuz yaklaşırken burada enflasyon verisi ehemmiyet kazanıyor. 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti. Oradaki rakam %22.72 diyebiliriz. Ama Haziran ayı Temmuz ayının 3'ünde sabah 10'da TÜİK tarafından açıklanıyor. Orada da çıkabilecek olan rakamı Merkez Bankası Piyasa Katılımcı anketine göre Haziran ayı tahminini 2.52 olarak tahminlerde bulunuldu. Buna göre yapmış olduğumuz hesaplamalar doğrultusunda %25.81 üzerinden çıkacağını tahmin ediyoruz. Burada bulunan %25.81 emeklerimizin, yani SSK Bağkur emeklisinin kök aylıklarına gelecek olan maaş farklarını ifade ediyor. Memurlarda ise bu rakam toplu sözleşme üzerinden belirleniyor. Toplu sözleşmede 2 yılda bir belirlenmek üzere 2024'ün ilk yarı %15, ikinci yılında da %10 üzerinden imza atılmıştı. Burada bulunan %22.72, yani Mayıs ayı itibariyle hesaplamayı kendi içerisinde yaptığımız zaman onlarda da %17.38'lik bir rakam kesinleşti diyebiliriz. Haziran ayı enflasyon verisinde tahminler doğrultusunda eklendiği zaman memur ve memur emeklisine alabilecekleri zam rakamı %20.34, yani TSK Bağkur'da kabaca %25, memur ve memur emeklisinde %20 oranında, arada 5 puan üzerinden bir farkla maaşların ödeneceğini tahmin ediyoruz. Hep merak ediliyor, bir refah payı var mı? Refah payı ile ilgili de kamuoyuna düşen 3 tane alternatif var. Birincisi %5, ikincisi %10, üçüncüsü de %15. Burada benim kendi hesaplamalarım doğrultusunda en büyük fark olarak burada %5'lik bir fark geleceğini ben tahmin ediyorum. Çünkü bunu %25 ile topladığınız zaman %30 üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla yıl sonu enflasyonu da %38 olarak hedef enflasyon belirlendiyse geriye 8 puan kalmış oluyor. Dolayısıyla %5'ten daha fazla bir refah payı verilirse 6 aylık enflasyonu biraz daha minimize edileceğinden dolayı %5 ihtimali sayısal olaraktan daha fazla gözüküyor. Rakamsal ifadeyle bunları hesapladığımız takdirde SSK 2000 öncesinde emekli olanlar 11.367 lira güncel maaşları var. %25, yani hiçbir refah payı verilmezse o rakam 14.300 liraya. Eğer %5'lik bir refah payı verirse %30'a tekabül edecek, o zaman da 14.869 liraya. SSK 2000 sonrasında emekli olanlar, özellikle EYT grubu bunun içerisine giriyor. Orada da 8.000 TL ve altında kök maaşı olanlara maalesef hissedilir bir zam olamayacak. %25'ini hesapladığınız zaman bu rakam 10.000 liraya denk geliyor. Zaten şu anda 10.000 lira güncel maaşları hazineden tamamlandığı için mutlaka buraya bir müdahaleyi ben bekliyorum. Bağkur esnafta 10.178 lira alıyorlar. Sadece enflasyon verisi %25 çıkarsa 12.804 lira. %5 refah payı olursa 13.313 lira. Evet. Bağkur tarımda 8.089 lira güncel maaşları var. %25'lik rakamda 10.176 lira. %30 olursa da 10.581 liraya. Burada da yine 8.000 lira altı gündeme gelmiş oluyor. Orada ne olacak? Orada da muhtemel olarak iki alternatif konuşuluyor. 8.000 ve altında alan kök aylı olanlara özellikle taban aylıklar 10.000 liraya tamamlanıp 10.000 lira üzerinden %25 enflasyon verisiyle 12.500 lira çıkarılma ihtimali olabilir. Ya da burada bulunan 10.000 lira taban aylığı 12.500 ile 15.000 seviyesi arasında bir rakam oturtulacaklarını tahmin ediyorum. Evet. Memur ve memur emeklisinde ise durum biraz farklı. Özellikle onlar toplu sözleşmeyle maaşlarını aldıkları için memur emeklileri geçmiş dönemlerde bununla alakalı hep SSK Bağkur emeklisiyle
eşit zam aldılar. Dolayısıyla %20 oranında bir sadece enflasyon verisinden kaynaklı bir zam olursa en düşük memur emeklisi 14.760 liradan 17.766 liraya, eğer eşitleme olursa refah payı hariç 18.569 lira. SSK Bağkur emeklisine bir refah payı verilirse, dolayısıyla bunlara da refah payı verileceğinden dolayı o rakamında muhtemel olarak 18.569 lira ile 19.307 lira arasında çıkacağını söylemek mümkün. Son olarak memurlarımızda ise onlara bir refah payı beklentisi içerisinde değilim. Bunun temel nedeni olarak onlara seyyanen bir zam yapılmıştı Temmuz 2023 senesinde. 8.077 liralık rakam yılbaşına gelirken %49.25 ile 12.055 liraya, önümüzdeki Temmuz ayında da %20'lik toplu sözleşmede enflasyon farkıyla birlikte bu rakamın 14.513 liraya çıkacağını tahmin ediyorum. Bu veriler ışığında bekar bir memurumuz 30.412 lira alıyor. Oradaki rakam 36.598 liraya, evli bir memurumuz da 32.860 liradan 39.543 liraya çıkması mümkün gözüküyor değerli Harika Hanım. Peki şimdi emekli cephesini detaylı olarak konuştuk ama Türkiye yine OECD ülkeleri arasında da baktığımızda en çok asgari ücretle çalışan çalışana sahip ülkelerden bir tanesi aslında. Dolayısıyla asgari ücretteki her düzenleme milyonları ilgilendiriyor. Temmuz ayında geçtiğimiz sene yapılan asgari ücret düzenlemesi bu yıla da bir beklenti devretti. Ama bu yıl ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalara baktığımızda ekonomide bir normalleşme olması hasebiyle bir ara zam olmayacağı açıklamaları hükümetten gelen mesajlarla neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor. Yine de beklenti yüksek. Acaba Temmuz'da yapılmaz da bu asgari ücret düzenlemesi Eylül ayında mı yapılır, Aralık ayında mı yapılır gibi beklentiler de var elbette. Sizin böyle bir beklentiniz var mı asgari ücret düzenlemesine dair? ...2016 yılı arasında bir defa... ...2021 yılından bu tarafa da hep iki defa olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili asgari ücret yönetmeliğimiz var. Bu yönetmeliğe göre işçi ve işveren sendikaları olmak üzere Çalışma Bakanlığı'nda toplanıyor. Asgari ücreti belirliyor ve bu rakam iki yıllığına geçerli oluyor. Eğer Çalışma Bakanlığı gerek hasıl görürse burada tarafları, sendikaları bir araya getirip yeniden belirleme yetkisine sahip. Hatta ve hatta literatür sıralamasına bakıldığı zaman 1999 öncesinde yılda 3 defa asgari ücrete zam geldiğinde gözlemleyebiliyoruz. Mevzuatımız buna şu anda uygun. Bununla ilgili yine son sözü ekonomi ekibi, devamında da Çalışma Bakanlığı vasıtasıyla bir sonraki 3 aylık dönemde, yani Eylül ayında tekrardan komisyon bir araya gelip son 3 ayı da değerlendirme imkanlarının mevcut olduğunu söyleyebiliriz.